Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Hemen sorulara geçelim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Hadi bakalım. Bilge Kağan'ın bu sözleri aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır? Birlikte değerlendirelim bakalım. Tanrı buyurduğu için kendi devletim olduğu için Kağan oturdum. Kağan oturup aç fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Türk beyleri milleti bunu işti. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Bu sözleri söyleyen kişi kim? Bilge Kağan. Peki. Bilge Kağan. Kültigin. Kültigin. Ve Tonyukuk adına yazılan. Abideler hangisiydi? Göktürk hitabeleriydi değil mi? Bakalım. Ergenekon Göktürklere ait ama Bizden bunu istemiyor. Onun kitabeleri doğru cevabımız Bozkurt. Yine Göktürklere aittir değerli arkadaşlarım. Karabal Sabun Uygurlara aittir. Buna dikkat edelim. Yenisey yazıtları Kırgızlara aittir. Soru bizden neyi istemiş? Göktürk kitabelerini istemiştir. Biliyorsunuz ki Danimarkalı Wilhelm Thomsen bunları çevirmiştir. İkinci sorumuz bu duruma girişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Devleti hanedan eylesinin ortak malı sayan eski Türk hakimiyet anlayışı Türkistan devletlerinde de geçerliliğini sürdürdü. Değerli arkadaşlarım, Türkler her ne kadar İslam'ı benimsese de eski Türk geleneklerini devam ettirdiler. İlk öncül Karahanlılar'da ülkenin Doğu Batı olmak üzere iki koldan yönetilmesi. Karahanlılar zaten hangi devletin etkisi altında kalmıştı? Uygurlar. Değil mi? Doğru. Selçuklular'da büyük eyaletlerin yönetimi için Hanedan üyelerinin görevlendirilmesi. Eski Türklerde biz bunlara ne diyordu Şat. Selçuklularda hükümdarın e, erkek çocuğuna ne diyorduk? Melik diyorduk. Değerli arkadaşlarım. Değil mi? Tamamdır. Hanedan üyesi valilerin idaresi altındaki bölgeleri özellik olarak yönetmesi. Doğru mu değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Hatta Osman Bey yakın arkadaşlarına dirlik olarak toprakları veriyordu. Değerli arkadaşlarım. Bununla beraber Sultan Alparslan Magiri Savaşı'ndan sonra aynı şeyi ortaya atıyor. Cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Yani eski Türk yönelikleri devam etmiş. Neye göre? Ülke hanedan ailesinin ortak olur değerli arkadaşlarım. Gidelim üçüncü sorumuza. Bu durum yargılarından hangilerini doğrulamaktadır? 1243 Kösede Savaşı'nda Moğolları yenilen Türkiye Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdi. Sınır bölgelerine yerleştirilmiş olan Türkmen beyleri de bağımsızlıklarını ilan ederek yeni beylikler kurdular. Biz bunlara ne diyoruz? ikinci beylikler dönemi diyoruz değil mi? Tamam. İkinci beylikler varsa ATSB bozulmuş mudur? Bozulmuştur. Yani Anadolu Türk Siyasi Birliği değil mi? Anadolu'da siyasal birlik bozulmuştur. Doğru. Veraset anlayışında değişiklik yaşanmadı değerli arkadaşlarım. Veraset ne demekti? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Saltanat değil bakın karıştırmayın. Saltanat baba, babadan oğula geçiştir. Ama veraset kimin tahta geçeceğinin belirlenmesidir. Veraset idari yapılanmayla ilgilidir. E, diyelim Gitti. Gitti. Anadolu'nun etnik yapısı değişmedi değerli arkadaşlarım. Niye hocam? Çünkü beylikler nereye doğru gidiyor? Batı Anadolu'ya doğru. Ki zaten 1176 milyon kefal savaşı sonucu Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Yani herhangi bir etnik yapı değişmiyor. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Karesi Osmanlı Devleti'ne katılmasının getirdiği kazanımlardan biri değildir? Şimdi Karesi Yolları Osmanlı'ya katılan ilk beylik. Nerede kurulmuştu? Çanakkale ve Balıkesir çevresinde değil mi? Osmanlı Devleti'nin askeri kadrosu güçlendi mi? Güçlendi. Niye hocam? Kimi aldılar ki? Çünkü Hacı İlbey'i aldılar. Sırp Sındığı Savaşı'nın komutanı. Tamam. Osmanlı Devleti ilk kez donanma sahibi oldu. Böylece Rumeli'ye geçiş kolaylaştı. Anadolu'da Osmanlı Devleti'nin en büyük rakibi bertaraf edildi. Burada yanlış bilgi var. Bunu bırakalım. Rumeli'ye geçiş kolaylaştı. Bunun hakkında bilgi verdik. Anadolu Türk Siyasi Birliği için ilk adım atıldı. Bunu kim gerçekleştirdi? Orhan Bey değerli arkadaşlarım. Cevabımız C şıkkı. Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik Karaman Beyliği'dir. Cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri Kanuni Sultan Süleyman dönemi geçmelerinden değildir? Bakalım. İlk bütçe aşığı yaşandı. Doğru mu? Doğru. Niye hocam? Çünkü Portekiz'e karşı hangi seferler düzenlendi? Portekiz'e karşı Hint Deniz Seferleri. Birden fazla sefer yapıldığı için hazine boş olmaya yüz tuttu derli arkadaşlarım. Doğru. Venedik'e kapitasyon veren Kanuni değil Fatih Sultan Mehmet'tir. Süleymaniye Camii inşa eden Kanuni Sultan Süleyman'dır. Osmanlı Devleti'nin teokratik yapısına resmiyet kazandıran kişi Yavuz Sultan Selim'dir. Ne zaman hocam? Halifelik Osmanlı'ya geçtikten sonra yani Memlüklere son verildikten sonra cevabımız ne olacaktır? Hatta bunu eleyelim. 2 ile 4 olacak değil mi? Cevabımız 5 Altıncı 6. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Fatih'in bu politikayı uygulamasının sebeplerinden biri değildir? Güzel bir yorum yapmamız lazım. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Ortodoks Kilisesi'ne hoşgörü göstermiş. Ortodokslara ibadet ve ayinlerinde serbestlik tanımıştır. Fatih çok zeki bir padişah değil mi? Şimdi İstanbul'un fethine karşı Avrupa'da oluşacak tepkiyi azaltacak mı? Azaltacak. Ne diyecek Avrupa'ya? Onlara hoşgörülü davranıyorum ve serbestlik tanıyorum diyecek değil mi? Ortodoks Katolik birleşmesini engelleme. Ortodoksları kendi yanına çekerse Katoliklerle birleşemezler. Osmanlı'ya bağlı hale gelirler. İstanbul'u bilim... Oho, bunu bırakalım. Balkanlardaki Ortodoks Hristiyanların desteğini alacak mı? Alacak. Çünkü Fatih hoşgörü politikasıyla hareket etmiş. Osmanlı Devleti'ne karşı Arşi Birliği'nin kurulmasını önleyecek mi? Önleyecek. B şıkkıyla paralellik gösteriyor zaten. Cevabımız C şıkkı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u bilim ve kültür merkezi yapmak için dönemin en iyisini getirecek. Dönemin matematik ve astronomi bilgini Ali Kuşçu'yu İstanbul'a getirecek değerli arkadaşlarım. Ve Sahne Sema Medresesi'nin baş müderrisi yapacak. Cevabımız C şıkkı. Yedinci sorumuz. Bu soruya dikkat edelim. Çıkabilir değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti aşağıdaki masraflarından hangisini doğrudan toprak vergisiyle karşılamamıştır? Şimdi. Tersane. Hangi toprak geliri? Ocaklık. Tımarlı sipahilerin giderleri. Dirlik sistemi değil mi değerli arkadaşlarım? Dirliğin içindeki tımar. Divan üyelerinin maaşları yine dillikten karşılanacak. Ama tımar değil değerli arkadaşlarım. kendi içinde kaça ayrılır? As zahmet ve tımar olmak üzere üç ayrılır. Yüksek rütbeli kişilere has verilir. Sınır muhafızlarının giderlerini karşılayan toprak yurtluktur değerli arkadaşlarım. Kapıkulu askerlerinin maaşları doğrudan hazineden çıkarılır. Hazineden verilir. Biz bu maaşlara ne diyoruz? Uluf ediyoruz. Cevabımız E şıkkı. Bahşiş, cülüs demek. Buna da dikkat edelim. 7. soruyu geçtik. 8'e geldik. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Divan görüşmeleri sonucunda hazırlanan ve nişancılar tarafından kaleme alınan kanunlar sadrazam başkanlığındaki divan üyeleri tarafından padişaha arz edilirdi. Padişah onaylarsa kanunlar nişancı tarafından mühimme defterine kaydedilirdi. Divan kayıtlarını tutan defterlere biz ne diyormuşuz? Mühimme değil mi? Yasama etkisi divana aittir. Divan günümüz bakanlar kuruludur değerli arkadaşlarım meclistir. Hazırlayan Divan değil mi? Yasalar padişah onayından sonra padişaha arz edilirdi. Padişah onaylarsa kanunlar nişancı tarafından kaydedilirdi. Divan danışma organı konumunda mı? Danışma organı konumunda. Çünkü divan üyeleri kendi aralarında konuşuyorlar ve bu durumu padişaha arz ediyorlar. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren biliyorsunuz ki sadrazamlar divana başkanlık edecekti. Cevabımız E şıkkı. Dokuzuncu sorumuz değerli arkadaşlarım. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinde azalmalara yol açtığı savunulabilir? Yine yorum yapmamız lazım. Osmanlı Devleti 17. yüzyılın sonlarından itibaren yapılan birçok savaştan yenik ayrıldı. Yenik ayrılınca azalmalar nerede görülür? Toprak kayıplarında artış yaşanır. Hazine gelirlerinde azalma olur. Sağda hareketlerinde artış yaşanır değerli arkadaşlarım bu durumun önüne geçmeye çalışacak. Dış baskılarda artış. Niye? Çünkü sürekli toprak kaybedince diğer devletlere cesaret olacak. Yönetici değişikliklerinde sürekli artış olacak. Sürekli değişecek. Sürekli parça değiştirecekler. Cevabımız B şıkkı. Savaşlardan yeni ayrılırsan artık gerillerin azalır. Çünkü ne ganimet alabiliyorsun ne de antlaşma sonucu vergi alamıyorsun. Cevabımız 5. 10. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde ilk daimi elçilik İngiltere'nin başkenti Londra'da açılmıştır. Buna göre Osmanlı tarihinin ilk daimi elçisi kim olmuştur? Yusuf Agi Efendi doğru cevabımız. 28. Mehmet Çelebi hilali devrinde Viyana'ya değil, Viyana ve Paris'ye geçiyor kaynaklarda değerli arkadaşlarım. Buna dikkat edelim. Şimdi diyor ki kaynaklar bize şunu veriyor gönderilen Mehmet Çelebi batıya açılan pencere İbrahim Paşa. Bunu bize veriyorlar değerli arkadaşlarım. Ebu Bekir Ratip Efendi yine önemli bir elçi. Buna dikkat edelim. Yan Yara Esat Lale devrinde muallim salis olarak bilinir. Yani üçüncü öğretmen. Cevabımız Aşıkka. Elçilerin yazdığı eserleri biz ne diyoruz? Sefaretname diyoruz. Buna da dikkat edelim. 11. sorumuz. Sözü elden gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Gülhane Hatt-ı olarak bilinen bu ferman ile hukuk üstünlüğü sağlanmış ve padişahın yetkileri ikinci defa kısıtlanmıştır. Senedi ittifak padişahın yetkileri ilk defa kısıtlandı ve ayanların varlığı tanındı. Bunu geçin. Tanzimat doğru cevabımız. Isaat fermanı ile padişahın yetkileri üçüncü defa kısıtlandı ve azınlıklara geniş ayrıcalıklar verildi. Halepa fermanı Girit durumları için çıkarılan fermandır değerli arkadaşlarım. Duyun Umumi Avrupalı devletler tarafından kurulan dış borçlar idaresidir. Tamam. Cevabımız tazimat fermanı olacaktır. Okuyan kişi Mustafa Reşit Paşa. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da alınan vergi çeşitlerinden biri değildir? Öşür. Müslümanlardan alınan ürün vergisi. i̇mdad da Hazariye barış zamanlarında alınan vergi. Mücerret bekarlardan alınan vergi. Aranızda bekar var mı değerli arkadaşlar? Günümüzde de galiba alınacak gibi. Taşiş? Hayır. Çift bozan toprağını 2 yıl üst üste ekmeyenden alınan belgedir değerli arkadaşlarım. Yani toprağı boş bırakamazsın. Cevabımız Taşiş. Hocam bu ne? Taşiş Osmanlı parasının değer kaybetmesine verilen isimdir. Anlaştık mı? Cevabımız şıkkı. İnkılap tarihine geldik. Bu bilgilere göre durumların hangilerine ulaşılamaz? Okuyalım. İtalya'nın Trablusgarp'ı işgali sonrası İngiltere ve Fransa tarafsızlık bahanesiyle Osmanlı ordusunun Mısır'dan geçişine izin vermemişlerdir. Osmanlı deniz gücü de yetersiz olduğu için bölgeye donanmayla yardım gönderememiştir. Bakalım. İtalya'nın sömürgecilik faaliyetlerinde bulunduğu doğru mu? Doğru. Trablusgarp'ı işgal etmişler arkadaşlarım. Ham ve pazar arayışı için. Osmanlı Devleti'nin askeri ve diplomatik yönden zayıf olduğu doğru mudur? Doğrudur. Mısır'dan geçmesine izin vermeyen İngiltere ve Fransızlar politika gücü olsaydı eğer kabul ettirebilirdi gücünü. Ama böyle bir durum yok. Hem askeri hem diplomatik yönden zayıftır. İngiltere ve Fransa'nın İtalya'nın gücünden çekindiği şimdi değil Paris konferansında çekinecekler. Hatta İzmir'i İtalya'ya değil Yunanistan'a vereceklerdi. Cevabımız burada C olacaktır. 14. sorumuz. Birinci Dünya Savaşı'nda yukarıdaki muharebeler ve komutanları eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Hicaz Fahrettin Paşa doğru değerli arkadaşlarım. Ne diyorlar? Çöl Kaplanı diyorlar değil mi? Ya da Medine Müdafi'yi diyorlar. Tamam. Kutul Amare Halil Paşa Osmanlı'nın son zaferi İngiliz General Tofsendi esir alıyor değerli arkadaşlarım. Buna da dikkat edelim çıkabilir. Selman-ı Pak'ta Nurettin Paşa'yı unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Üçü de doğrudur. Cevabımız şıkkı. Bunlardan biri gelebilir. Dikkat zaten Fahrettin Paşa'yı sormuşlardı. 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinin bu yargıyı desteklediği söylenemez. Bakalım Mondros ateşkesinden sonra yaşanan işgaller Anadolu halkının Osmanlı hükümetine, olan güvenini kaybetmesine yol açmıştır. Ne oldu da güven kayboldu? Kuvay Milliye Birlikleri'nin kurulması. Doğru mu? Doğru. İşgaller karşısında sessiz kalan İstanbul hükümeti artık teslimiyetçi politika izlediği için Kuvay Milliye halk hareketi ortaya çıktı. Halkın kurtuluş çözümleri arayan kongreler düzenlemesi. Erzurum Kongresi. Şark Vilayetleri Cemiyeti zaten öncülük ediyor. Her bölgede milli cemiyet kurulacak değerli arkadaşlarım. Kurulacak mı? Kurulacak. Milli cemiyet dediğimiz bölgenin Türklüğünü kanıtlamaya çalışıyorlar. Mustafa Kemal'in Samsun'a 9. Ordu Fethi olarak gönderilmesi mi? Bunu burada bırakalım. Halkın Mustafa Kemal'in etrafında birleşmesi. Biliyorsunuz ki Amasya'dan sonra istifa edecek ve sineyi millete dönecek. Cevabımız D şıkkı. Mustafa Kemal milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a gitmedi. Mustafa Kemal'e verilen görev nedir? Çatışmaları durdur, silahları toplaydı. Anlaşık mı? Cevabımız D şıkkı. 16. sorumuz. Bu özellikleriyle anlayışlarından hangilerine karşı oldukları söylenebilir. Su Selamet Osmani Cemiyeti ile Teali İslam Cemiyeti kurtuluşu saltanat ve halifeye bağlılıkta görmüşlerdir. Şimdi bunlar neye karşı saltanat ve halifelik varsa? Demek ki bunlar Cumhuriyet rejimine karşı olacak. Ümmetçiliğe karşı değil halifeye bağlılar. Manda ve yine karşı değiller değerli arkadaşlarım. Çünkü bunlar saltanat dedikleri için manda ve karşı değiller. Çünkü o dönem saltanat İngiliz mandasını istiyordu. Cevabımız ulusal egemenlik. Damat Ferit Paşa'yı unutmayın. 17. sorumuz. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçme kararı almasına düşüncelerinden hangilerine sahip olmasının ortam hazırladığı savunulabilir. Bakalım. Mustafa Kemal Mondros ateşkes antlaşmasının imzalanmasından sonra İstanbul'a gelmiş ve ve vatanın kurtarılması için izlenmesi gerektiği yolları tespit edebilmek için devlet adamları, aydınlar ve komutanlarla bir dizi görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmeler sonunda Mustafa Kemal Anadolu'ya geçme kararı aldı. Şimdi demokratik bir yönetimden bahsedilmiyor şu anda değerli arkadaşlarım. Ne bir seçimden bahsediliyor ne de bir meclisin açılacağından bahsediyor. Bu ne diyelim? Gitti, gitti, gitti. Bağımsızlık millete dayanılarak kazanılabilir. Doğru mu? Doğru. Nereye geçecek? Anadolu'ya. Kimden yardım isteyecek, talep edecek? Halktan. İstanbul'da kalarak vatanın kurtuluşu için etkin bir şekilde çalışılamaz. İstanbul'a gitmiş ve vatanın kurtarılması için izlenmesi gereken yolları tespit ediyor. Sonra Anadolu'ya geçiyor. Demek ki İstanbul tehlike altında değerli arkadaşlarım. Böyle yorumlar yapmamız lazımdı. Cevabımız D şıkkı. 18. sorumuz. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Amasya genelgesine yer alan milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kararı doğrultusunda milli mücadelede ve devletleri azınlıklar İstanbul hükümeti ve saltanata karşı savaşılmıştır. Osmanlı yönetimi kurtarıcı olarak kabul edilmemiştir. Doğru mu? Doğru. Çünkü İstanbul hükümetine karşı da mücadele veriliyor. Amasya Genelgesi'nin saltanatla mücadeleyi öngörmesi ihtilalci bir niteliğe sahiptir. Ne demiştik? İhtilal beyannamesi özelliği taşır. Kurtuluş Savaşı iç ve dış tehditlere karşı milletçe bir bütün şeklinde yapılmak istenmiştir. Hem itilaflara karşı, hem azınlıklara karşı, hem İstanbul hem saltanata karşı. Cevabımız en şıkkı. Gidelim 19. sorumuza. Sivas Kongresi ile aşağıdaki bilgilerden hangisi Anadolu hareketinin yürütme gücünü kullandığının en güçlü kanıtını oluşturmaktadır. Yani hangi madde temsil heyetinin hükümet gibi davrandığını gösteriyor. İstanbul hükümeti ile ilişkiler kesildikten sonra damat Ferit istifa etmiştir. Bu yürütme gücünü kullandığını göstermiyor değerli arkadaşlar. Mandebe imayenin kesin olarak reddedilmesi tekrardan gündeme geldiği için kesin olarak reddedildi. Ali Fuat Paşa'nın Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanması işte bu yürütmedir. Hükümet gibi hareket etmiş. Mebusan Meclisi'nin açılmasının desteklenmesi Amasya görüşmelerinde bu konu konuşulacak ve Mebusan Meclisi açılacak. Temsil heyetinin üye sayısı artıyor değerli arkadaşlarım. Tamam. Kurulma kararı nerede alınmıştı? Amasya genelgesinde. Buna da dikkat edelim. Anlaşık mı? Cevabımız ne olacaktır hocam? C şıkkı. 20. sorumuz. Beğenmeyi unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Son soru bu arada sizde 28. soru. Amasya görüşmelerinde alınan kararlarından hangileri öncelikle parlamenter rejimi etkili hale getirmeye yöneliktir? Parlamenter ne demek? Meclis demek değerli arkadaşlarım. Parlamento diyoruz biz buna. Meclis içinde konular görüşülecek. Temsil heyeti yasal bir kurum olarak tanınacaktır. Parlamento var mı burada? Yok, meclis açılmamış daha. Bu ne hele? Meclis yok ortada. Mebusa meclisinin açılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Doğru. İstanbul hükümeti tarafından ulusal mücadeleye karşı olan memurların görevine son verilecektir. Böyle bir durum söz konusu değil değerli arkadaşlarım. Damat Ferit bunu yapacak zaten. Bunu neleyelim? Cevabımız 5. Yani Damat Ferit otoritesini korumak için her yere, her yola başvuracak değerli arkadaşlarım. Diğer bir soru. Yozgat ve çevresinde TBMM karşı ayaklanan aşiret aşağıdakilerden hangisidir? Çopur Musa Afyon'da. Değerli arkadaşlarım. Çapanoğulları nerede? Yozgat'ta. Cevaba ulaştık. Milli aşiret Urfa'da. Bunu da geç. Şeyh Eşref Bayburt'ta. Delibaş Mehmet nerede değerli arkadaşlarım? Konya'da. Konya Bozkır bölgesinde isyan ediyor. Cevabımız Çapanoğulları aşireti olacaktır. 22. sorumuz. Gediz taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından görevinden alınarak Moskova'ya gönderilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Ne için gidiyor? Elçilik için. Elçi olarak gönderiliyor. Kazım Karabekir, Doğu Cephesi Komutanı. Adnan adı var. Dönemin Sağlık Bakanlarından biri olarak kabul edilir. Refet Bele ilerleyen zamanlarda Doğu Trakya Yüksek Komiseri olarak atanacak. Ali Fuat doğru cevabımız Demirci Mehmet Efe Kuvay Milliye'nin önemli liderlerinden biri arkadaşlarım. Anlaşacak mı? Çerkez beraber. Cevabımız Ali Fuat. Ali Fuat'tan bugün iki soru seçmişiz. İnşallah sınavda çıkar da yaparsınız. 23. sorumuz. Yine önemli bir kişi. Büyük taarruz sonrası Mareşal rütbesine yükselen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Mareşal rütbesine yükseldi. Cevat Çobanlı ne olarak bilinir? 18 Mart Deniz Kahramanı olarak bilinir. Çanakkale cephesinde büyük başarı gösterdi. Fevzi Paşa doğru cevabımız. İsmet Paşa 1. Dünya Savaşı'ndan sonra generalliğe terfi edecek değerli arkadaşlarım. Refet Bey az önce söyledik Doğu Trakya Yüksek Komiseri olarak atanacak. Cevabımız Cevat Çobanlı ee, Fevzi Paşa olacaktır. Fevzi Çakmak Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci marşalidir. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde iki marşal tek var. Biri Mustafa Kemal, diğeri Fevzi Çakmak değerli arkadaşlarım. 24. sorumuz. 29 Ekim 1923 yılında gerçekleşen Cumhuriyet'in ilanı sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı kim olmuştur? İsmet İnönü ilk başbakan, Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhurbaşkanı, Ali Fethi Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanı ve Atatürk döneminin son başbakanı, Tevfik Rüştü Aras Atatürk döneminin dışişleri bakanıdır. Unutmuyoruz. Montreux Bağdat Sözleşmesi'nde imzası olan kişidir. Cevabımız Ali Fethi olacaktır. Olacaktır. Dilim dönmedi. 25. sorumuz. Atatürk dönemi Türk dış politikası dikkate alındığında Türkiye aşağıdaki pakt veya konferanslardan hangisine katılmadı? Şimdi Balkan alt altına katıldı mı? Katıldı. Amaç ne hocam? Batı sınırını güvene, güvence altına alma. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın katıldığı paktır. Kimlere karşı? Almanya ve İtalya'ya karşı. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile komisyon kaldırıldı ve Boğazlar'ın tüm yetkisi Türklere bırakıldı. Locarno doğru cevabımız Sadabat Paktı'ndaki amaç Doğu sınırını güvence altına alma çünkü İtalyanlar Orta Doğu'ya doğru kayıyordu değerli arkadaşlar. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan Litvinov Paktı SSCB önderliğinde toplanan paktır. Türkiye buna da katılıyor. Cevabımız Locarno. Türkiye Locarno'da yok. Locarno'nun amacı ne hocam? Locarno'nun amacı Almanya'yı tekrardan siyasetin içine dahil etmektir. Aşağıdakilerden hangisi iki savaş arası dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez. İtalya'da Mussolini lider seçildi. Doğru mu? Doğru. Kara gömlekliler tarafından getirildi. Almanya'da Nazi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi geldi. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne 1932 yılında üye oldu. John Steinbeck, Batı'yı eleştiren eseri yazdı değerli arkadaşlarım. Gazap üzümleri. İsrail-Mısır arasında 6 gün savaşları 1967 savaşlarıdır. Yumuşama dönemine tekabül ediyor. Cevabımız Z e şıkkı. Gelelim 27. sorumuza. CHP'nin 27 yıllık iktidarına son vererek Beyaz Devrim adı altında iktidara gelen parti aşağıdakilerden hangisidir? Bu parti 10 kalacak değerli arkadaşlarım. Terakki beraber ilk muhalefet partisidir. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları tarafından kuruldu. Serbest Cumhuriyet ikinci parti değerli arkadaşlarım. Arifeti Fethi tarafından kuruldu. Ahali Partisi yine yani adından fazla söz de kurulan bir parti. Demokrat Parti doğru cevabımız Millet Partisi Fevzi Çakmağan Partisi olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Anlaşacak mı? Son soru sizde değerli arkadaşlarım. Cevabımız Demokrat Parti. Dördü takdiri hatırlıyoruz. Hadi bakalım. Yorumlardayız. İlhami mahlasını kullanan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Mehmet, birinci Süleyman, üçüncü Selim, Orhan Gazi, üçüncü Ahmet. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.